Siz daha iddialı bir menü mü hazırladınız mesela yarışmamız için? Evet. Öyle mi? Evet. Belki bizim bilmediğimiz bir menüdür o da. Herkesin yöresel yemekleri vardır. Tabii ki. O konuda... Yani sizin sevdiğinizi ben sevmem, benim sevdiğimi siz sevmezsiniz. O ayrı, zevkler tartışılmaz. Tabii, renkler, zevkler tartışılmaz. O açıdan söylemiyorum. Anladım. Sadece tatlıyı bilmediğim bir tatlı olarak yorumladım. Belki çok güzel olabilir. Olabilir. Ama bilmediğim bir tatlı benim. Bilmiyorum yani tatlıyı. Ya bir şey söyleme, bilmeyebilirsiniz yani. Bilmek zorunda değilsiniz de zaten. Herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Tabii ki öyle yani. Bilmek zorunda değiliz ama öğrenebiliriz. Yani, tabii. Öğrenebiliriz, ilkini tabii görebiliriz. Tabii canım, herkes her şeyi de sevmek zorunda değil ayrıca. O da ayrı bir konu. Güzel soframızda her şeyi öğreneceğiz tatlılarını. Yani. Bilmediğimiz göreceğiz, tatlı. Yiyeceğiz, bakacağız. Şimdi bazen mesela tatlının ismi öyle olabilir. Bildiğimiz bir şeydir. İsminden dolayı bilemediğimiz bir şeydir. Şimdi ismi gelin tatlısı olunca... İllaki bir şey... İsmine özel bir tatlı olması gerekir. Evet, öyle olduğu bana göre. Ne gibi yani gelin derken? Şimdi gelin ismi gelin. Tamam, hani gelin. O gelini anımsatan bir tatlı olmak zorunda bana göre. Yani, çünkü tatlılar bazen isimlerini alır ya. Yani gelin tatlı mıdır anlamında? Olabilir. Ya gelin tatlı olabilir canım. Olabilir. Yani. Evet, olabilir. Gelin tatlı olabilir. Ona bir şey söyleyemem. Tamam işte. Benim gelinim tatlı. Ya o herkesinki tatlı. Yani. Kimseninki acı değil. Kendine tatlı. Size özel. Siz bilirsiniz tabii. Onu. Ben bilemeyeceğim ama artık. Ev sahibi de tatlı görünüyor. İnşallah menülerde tatlı. İnşallah. Ama gelinimiz çok tatlı maşallah. Eleştirilere açık zaten. Tabii açığım. Yani. Ben de eleştirebilirim. O da eleştirebilir. Yani, sorun yok yani. Aynen. Ben içimdekini söylemek zorundayım. Söyle zaten. Ben de söylerim. Hepimiz için geçerli. Biraz da düz bir insan olduğum için. Evet. Maalesef. Hepimiz için geçerli. Kusura bakmayın. Olabilir. Hayır, kusura kimse bakmayacak. Ben biraz öyleyim çünkü. Yapı olarak da öyleyim. Her konuda öyleyim yani. Sevim Hanım da öyle. Hiç içindeki hiç de tutmuyor. Kalmaz. Ama ben de ne güzel. Oo, yaşadık. Yan yana tamam da işte, oturuyoruz. Güzel güzel çatışırız yani. Güzel. Yaşadık yarışma desene. Yarışma bakalım. Başladı. Yarışma yani, başladı şu anda. Bilmiyorum ama seninle herhalde biraz çarpışacağız gibi. Çarpışacağız gibi geliyor. Gözüküyor bana. Yani. Tüyoyu verdiniz yani. İnşallah. Biraz, sizi de göreceğiz. Konuşman falan da onu andırıyor. Benim mi? Evet hani yok. Biraz... Sanki biraz takışacağız gibi seninle. Zaman gösterir. Sen de benim gibi biraz hazır cevapsın evet. Çünkü. O yüzden... Tatlı çatışma olsun da. Neyse bir... Kırgınlık yapmadan. Yok canım kırgınlığa gerek tabii yok ki. Yani. Herkes kırgınlık yapmadan... Sonuçta yani. Herkes fikrini yani, söylemekte tabii, özgür tabii, yani. Tabii. Ben özgürüz de, kimseye tabii bağımlı yani. Değilim. Burada özgürce herkes, konuşurum yani. Herkes öyle, herkes öyle. Herkes özgür. Siz de aynen benim gibi tabii düşündüğünüzü yani. Söyleyeceksiniz tabii. Neticede hepimiz gene bir güzel bir dostluklarımız olacak. Güzel bir anılarımız olacak yani. Onu bilemem artık. Tabii ki mutlaka yani. Güzel anılar, hatıralar tabii, bırakacağız tabii yani. Bunun anlamı o olmalı zaten. Tabii, tabii, yani. Tabii. Tabii kırıcı olmayalım ki güzel anılar. Tabii, tabii. Tabii ki yani eleştirinin de bir dozu var sonuçta. Elbette. Saygı çerçevesinde yani. olduktan sonra sorun yok. Bir yarışma evet. Ama tabii ki. Saygıyı aşmadıktan sonra sorun yok.